Yenilenebilir enerji takipçileri hepinize selamlar. Yenilenebilir adamın enerji tarlası ile karşınızdayım. Yerli malı tarlamı sizler için tasarladım. Sizler için ilerleyen zamanlarda her türlü yenilenebilir enerji ekipmanının bu tarlaya kurulumunu yapacağız. Bugün burası bir rüzgar tarlası. Yani rüzgar türbinlerinden oluşan bir enerji santrali. Bugün tarlayı kurma sebebimiz temel rüzgar türbini tiplerini tanıtmak ve bazı ayrımları ortaya koymak. Rüzgar türbinleri temelde ikiye ayrılır. Yatay eksenliler ve dikey eksenliler. Yatay eksenlileri modern yatay eksen olarak bir grupta toplayabiliriz. Dikey eksenliler ise her birinin özellikle son yıllarda türevleri artmakla beraber 3 ana grupta toplanabilir. Savonius rotor, Dario rotor ve H rotor. Modern yatay eksen türbinler dünyada en yaygın olarak kullanılan tiptir. Otoyol kenarlarında, dağların tepesinde şebeke için elektrik üreten birçoğu gökdelen boyutunda olanlarla beraber müstakil evlerin çatılarında birkaç aküye elektrik depolayan küçük ölçekli sistemlerde mevcuttur. Rüzgar türbinleriyle elektrik üretimi ilk defa 1891 yılında Danimarkalı bilim adamı Per Lacour tarafından yapılsa da modern tarzda ilk rüzgar türbiniyle üretim 1927 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Jacobs tarafından yapıldı. O zamanlar sadece çiftlikler için batarya şarj ediyordu. Savonius rotor, 1922 yılında Finlandiyalı mühendis Johannes Savonius tarafından icat edilmiştir. Dario rotor, 1931 yılında Fransız havacılık mühendisi George Darjo tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde icat edilmiştir. H rotor ise gene 1927 yılında George Darjo tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde icat edilmiştir. Mavi çizgi türbinin içerisindeki mili ve aynı zamanda rotorun dönme eksenini temsil ediyor. Yeşil çizgi ise rüzgarın geldiği yönü temsil ediyor. Yatay eksenli rüzgar türbinlerinde görüldüğü üzere rüzgar kanatların dönme eksenine paralel olarak gelmektedir. Burada bir dikey eksenli rüzgar türbini olan Savonius'ta ise rüzgar ana mili aynı zamanda rotorun dönme eksenine 90 derece açıyla dik olarak gelmektedir. Modern yatay eksenli türbinlerin kanat yapılarına baktığımızda uçak kanatlarıyla aralarında ciddi benzerlikler olduğunu görebiliriz. Bir kanada rüzgar vurduğunda iki temel kuvvet ortaya çıkar. Kaldırma ve sürüklenme kuvveti. Bu tip türbinlerin kanat kesitleri bir uçağın kanat kesidine çok benzemektedir. Bu sebeple rüzgar vurduğunda ortaya çıkan baskın kuvvet kaldırma kuvvetidir. Ortaya çıkan sürüklenme kuvveti kanadı geriye doğru itse de hareketini engellemez. Kaldırma kuvveti ise kanatların olduğu rotor adı verilen yapının dönmesine neden olur. Modern yatay eksenli türbinin aksine Savonius rotora baktığımızda kanat yapısının uçak kanadını andırmadığını kolaylıkla görebiliriz. Burada kanat kaldırma kuvvetinin aksine tamamen içine dolan rüzgarın onu itmesiyle yani sürüklenme kuvvetiyle döner. Tıpkı rüzgarı arkasına almış yelkenli bir tekne gibidir. Dario rotoru ortadan ikiye ayırdığımızda kanat şeklinin modern yatay ekseninkine benzediğini görürüz. Bu türbinlerde kaldırma kuvvetinin hakimiyeti sebebiyle dönerler. H rotorda, Dario tarafından icat edildiği gibi kanatlar Dario rotordakilerin düz hali gibidir, onlar da aynı mantıkla çalışırlar. Kuvvetlerin hakimiyetine göre sınıflandıracak olursak, Savonius'u sürüklenme kuvvetiyle çalışanlar, diğerlerini kaldırma kuvvetiyle çalışanlar kategorisine koyabiliriz. Dikey eksenlilerin 70 ve 80'li yıllarda büyük ölçekli prototipleri test edilse de bugün genelde müstakil evlerde veya park bahçe çevre aydınlatmaları için küçük ölçekli kullanılmaktadırlar, sayıları az olmakla beraber gün geçtikçe kayda değer ölçüde artmaktadır. Bugün su götürmez biçimde hakimiyet yatay eksenli türbinlerdedir. Dünyanın her tarafında binlerce küçük veya büyük bu türbinlerden vardır çünkü diğerlerine göre çok daha verimlidirler. Daha fazla böyle video izleyebilmeniz için beğenileriniz ve takibiniz bizim için önem arz ediyor. Yenilenebilir adam olarak yeni videolarda görüşmeyi diliyorum. Yenilenebilir ve enerjik kalın.